1 dakika Excel video serisine hoş geldiniz bu videoda sizlere. Yine bir boşluksuz liste üretme tekniği. Bu sefer dizi fonksiyonu olacak. Ve eski sürümlerde de Ctrl-Shift-Enter ile bu formüller girilecek. Bakınız burada e boşsa diye, is empty diye bakıyorum. Nereye? Buradaki satırla. Demek ki öncelikle boş olup olmadığını bulmamız e, gerekiyor. Tabii bunun doğru olması boş olduğunda bunu negatifleyerek e, elde ediyoruz. Değili yazdık. Demek ki temel koşulun bu. Peki bunu yazdık. Fakat bizim buradaki amacımız bu boş olmayan, yani şu doğru olanları yakalamak. E bunu nasıl yakalarız? Tabii ki eğer kullanarak. E, gördüğünüz gibi bir eğer yazarak e, burada. Tabii e, bir de burayı artık e, veri kadar aşağı indireceğim. A20'ye kadar. Sabit bir aralık yapıyorum F4 ile e, yaptım. Şimdi eğer boş değilse e, ondan sonra doluysa neyini elde etmem lazım? Hangi satırda yer alıyor bu veri? Onu da satır fonksiyonuyla yine aynı veri aralığını vererek e, buluyorum. Böylelikle e, satırları bulmuş oldum. Değilse de boş değeri verecek şekilde. Tabi burada veri dolduğu için taşma veriyor. Merak etmeyin problem yok. Şimdi burada dolu olanların yerini bulduk. Bunları küçükten büyüğe sıralayıp indisle de getireceğiz. Esprisi bu. E, indis fonksiyonumuzu kullanıyoruz. E, veri alanımızı yine oraya verdik. Ondan sonra küçük e, küçükten büyüğe sıralamak için e, kullanılan bir şey. Dolayısıyla küçük fonksiyonu kullanıyorum. Ee, bu şekilde e, devam ettim. Küçüğün kaçıncı sıradan başlayacağını da yine satırla e, buradaki fonksiyonu vererek e, satırı buradan itibaren başlamasını sağlıyoruz. Evet bu şekilde görmüş olduğunuz gibi dizi fonksiyonu e, eski Excel kullananlar yani 365 kullanmayan arkadaşlarımız için bunu kontrol shift enterla göndereceğiz. Ve aşağı doğru çektiğimizde e, şey eğer boş bunlar görünmesin istemiyorsanız da e, hani fazla çekip de bir eğer hatadan da geçirebilir e, sonuna bu şekilde yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu şekilde.